Ya daha önce Aliye kurumları bu konuda çok ciddi çalışmalar yürüttüler. Demokratik bir anayasa çalışmasını yürüttüler. Bununla ilgili kitapçıklar bastırdı. ABF, Pir Sultan, Hacı Bektaş, Anadolu Kültür Vakfı, Aliye Kültür Dernekleri bu çerçevede çok ciddi bir çalışmalar yürüttüler. Daha önceki anayasa çalışmaları çerçevesinde. Muhatap alındınız mı? Hayır, muhatap alınma değil. Hatta hiç bu konuda toplantılar yapılmasına rağmen raporlar hazırlandı. Gerek Alev açılım döneminde 10-15 cilt şu anda kitaplıklar bizde de var. Sadece kaynak olarak başvuruyoruz. Kim ne demiş falan diye. Şu andaki mevcut anayasaya baktığımızda aslında mevcut anayasa sisteminde, mevcut anayasada da 12 Eylül'ün bize dayattığı bir anayasadır. Fakat 12 Eylül anayasasından eser kalmadı aslında. Biliyorsun çok değişikliğe uğradı. Her gelen iktidar kendi ekseni döndü. Değişikliğe uğrattı anayasayı. Bu anayasa çerçevesine baktığın zaman Türkiye'deki tüm azınlıkların hakları verilmez diye bir şey yok. Bu anayasa çerçevesinde de mümkündür. Ancak şeydir, bir kanun yaparsın, kanun herkes kendine göre yorumluyor. Şu andaki iktidar da kendi şeyinde, siyasi görüşünde anayasa hazırlıklarını, daha önceki değişikliklere de baktı. 2010 anayasası değişikliği çok ciddi bir değişiklikti. Şu andaki Türkiye'nin bu konuma gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi 2010 anayasasıdır. İçerisine bir 12 Eylül'ü koydu. Bizim birçok arkadaşımız da 12 Eylül generalleri yargılanacak diye bu anayasaya yetmez mi evet diye oy verdiler. Şu andaki Alevlerin talebi şu: tüm Türkiye'de azınlık olan inançların, dinlerin, milliyetlerin hepsinin haklarını koruyacak, onların haklarını teminat altına alacak. Yani bugün bir Alevi çıktı anayasayı okuduğu zaman, ha işte bu benim anayasam diyebilmelidir. Biz demiyoruz ki yani işte tüm Alevi halklar orada yer alsın da işte ne bileyim bir Ermeni hakları yer almasın azınlık olarak, bir Kürt hakların halkının hakları orada yer almasın demiyoruz. Tüm halkları işte Türklerin de haklarını koruyacak bir anayasa geçirilmedir. Bugün aslında baktığın zaman anayasa ne kadar ırkçı, milliyetçi bir anayasamız olmasına rağmen bugün orada Türklerin de hakkı aslında şey değil. Gitgide ülke ümmetçi bir ülkeye doğru yol alıyoruz. Cumhurbaşkanı geçen bir açıklaması vardı. Ümmetten ayrılmaz diye bir açıklama yapmıştı. Aslında baktığın zaman bu anayasa olarak bir suçtur. Bizim şeyimiz yasalar çerçevesinde buradaki yaşayan tüm yurttaşlar eşittir anayasaya göre, öyle şeyde öyle uygulanmıyor ama Cumhurbaşkanlığı ümmetçi şeyi Türkiye işi şeydir, geriye doğru bir özlemin işaretidir. Ancak yapılacak olan anayasa çerçevesinde geçenlerde İstanbul'da bir toplantı yapıldı. Halkların Demokratik Partisi Alevi kurumlarıyla bir toplantı yaptı. Oradaki eş genel başkan önümüzdeki süreçte anayasa tartışmaları sürecinde Alevi kurumların görüşlerine ihtiyaçları olduğunu dile getirdiler. Biz de önümüzdeki süreçte bu konuda nasıl bir anayasa istiyoruz, nasıl bir anayasa olmalıdır konulu çeşitli toplantılar yapacağız. Ancak siz ne kadar iyi anayasa yaparsanız yapın. Bugün İngiltere'nin anayasası yok. Ama ilk İngiltere'de demokrasi yok diyebilir miyiz? Ne kadar anayasa yaparsanız yapın, bu anayasayı uygulayıcılar önemlidir. Son süreçte de 31 Mart gerekse 23 Haziran seçimleri şunu gösterdi ki evet, Türkiye'nin farklılıklara rağmen, çok farklı cephelerde mücadele etmelerine rağmen farklı düşünen insanların, kurumların ve kuruluşların bir araya geldiğinde gerçekten demokratik bir anayasa da yapabiliriz. Ülkeyi ortak bir vatanda, ortak eşit bir şekilde bu ülkede yaşayabiliriz.